Arkadaşlar tekrar merhaba. Mantarla ilgili birçok tecrübeyi burada paylaşmak istiyorum. Sosyal platformda gerek şahıslarla görüşmemde bu işe yatırım yapmak isteyip ama neresinden başlayacağını bilmeyenler, bu iş para kazanır mı kazanmaz mı diye yorum yapanlar, bunlara bir açıklık getirmek için yazılı olarak bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu yazdığım saatlerce uğraşıp aklıma gelen soruları birkaç başlıkta topladım. Bunu sizlere yansıtırken telaffuzda hata olursa lütfen kusura bakmayın, buradan takip edebilirsiniz. Hani yazı kalıcı olur diyerekten yazıp sunmaya çalıştım. Yazdıklarımı da sizlerle okuyorum, paylaşacağım. Şimdi başlıklardan bir tanesi mantarhane kurulum maliyeti ne kadardır diye bir soru. Belki de en çok sorulardan bir tanesi. Odalarınızın minimum 10 tonluk olursa uğraştığınızda değer nitelikte olur. Bunu en başta söyleyelim. 10 tonluk bir istiridye odasını ben kendimden örnek vereceğim. 12'ye 11 uzun ölçülerinde bir oda. Ben 12 metre uzunluğu olan binanın 9,5 metresine 30'a 31,20. Buradaki 1,20 dediğimiz demirin et kalınlığıdır. 1,20 milimetre ebatlarındaki profil olarak 6 kat yaptım. Her kat arasına 40 santim boşluk bıraktım ve her katı çift sıra yaptım. Poşetleri yan yatırarak dizmek için ben çift sıra yaptım. Siz bunu askı sistemiyle tek sıraya düşürebilirsiniz. Videolarımızdan turuncu odada olanın detayını görebilirsiniz. Ben köşe bant da kullandım ama gerek yok. Bu çift maliyettir. Siz isterseniz askılı sistemde kullanabilirsiniz. Çok poşet kaybı olmuyor. 9,5 metreden yan yana 90 santim aralıkla 10 sıra yaptım. Odaların her kenarında 90 santim geçiş boşluğu bıraktım. Böyle bir odanın şu anki profil maliyeti ne hesaplayacak olursak 115 boy. Yani boy nedir? Demir sektöründe 6 metre bir boy derler. 115 boy 30'a 31,2 milim kalınlığında profil harcadım. Profilin, boyasız profilin boy fiyatı şu an tahmini söylüyorum 30 TL'dir. Kaynakçının ücretiyle birlikte 115 boy 6000 civarında olsa gerek. 110 metrekarelik odamda 2 adet 50'lik Fanix fan marka düz fan kullandım. Muhtemelen şu anki birim maliyeti 550 TL'dir. Çıkış fanı olarak ben 2 adet kullandım. 1100 TL yapar bunda. Bir adet de klimanın hemen yanına, yani giriş kapının üstüne salyangoz tipli fan kullanılması gerekiyor. Onun da ortalama maliyeti 800 TL civarında. Ben 30'luk düz fan kullandım. Aradaki fark, düz fark ve salyangoz farkın arasındaki fark, salyangoz daha basınçlıymış sanırım. Ben salyangoz öneriyorum. Düz fandan çok memnun kalmadım. Gelelim nemlendirme aparatlarına. Ben Duru marka ULV denilen sisteme makinesi kullanıyorum. Ama pişmanım. 9,5 metreli 2 adet her bir sıra arasında 8-10 nozili olan kafes sistemi sisleme kullanılmalı. İstiridye mantar için söylüyorum. Neden pişmanım peki? ULV'nin 2-3 günde bir gözenekleri tıkanıyor. Sisteme yapmıyor. Tıkanmayı takip etmezseniz cihaz boşa çalışıyor ve motor yanıyor. Ben bunlardan 9 tane aldım. Hepsi de yandı. ULV'nin şu anki fiyatı 900 TL olmalı. Nozul dediğimiz sistem de 1500-2000 civarı diye tahmin ediyorum. Gelelim klimaya. Mantarhanenin olmazsa olmazıdır. Sobayla veya klimasız üretimden randuman alamazsınız. 150 metreye kadar kanal tipi 60 bin butluk klima almalısınız. Ve bu klimaları şu şekilde kullanmalısınız. Bu klimadaki kanallardan poşetler gerdirerek klimanın ısısını homojen dağıtmış olacaksınız. Aynı şekilde salyangoz fandan da köşeleri dolaşacak şekilde poşet gerip 1 metrede bir delik
Poşete 1 metrede bir delik açarak bütün odanın her metrekaresine homojen girişi sağlamalısınız. Klimayı mümkün mertebe sıfır almaya çalışın veya tanıdıktan almaya çalışın ve klimanın her üretim odası sonrası odadaki iç ünitenin arkasında yer alan filtreyi çıkartıp yıkayın. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu üretimi de etkiliyor. Bunu yapmadığınız takdirde filtreler tıkanacak, hava akımını sağlamayacak, iç fan devreye girecek. Siz de bu arada hava alışverişi kesilecek, klima çalışıyor zannedip bırakacaksınız. Belirli bir süre sonra baktığınızda ortamın soğumadığını veya zamanında ısınmadığını göreceksiniz. Bu da hastalık yapacak, küf yapacak vesaire gibi hastalıklara sebep olacak. Sonra bu mantar niye böyle çıktı veya çıkmadı diye sanal ortamda çare arayacaksınız. Tabii oradakiler de bilinçsiz olduğu için çareyi beklediğiniz yerde size istediğiniz rahatlatacak cevabı verecek. Kompostu kimden aldıysanız ona sorun. Mantarda ısı ve hava çok 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 önemlidir. Klimayı eğer ikinci el kanal tipi alacaksanız bunun maliyeti 6-7 bin lira civarıdır. Sıfır alınacaksa markaya göre değişmekle birlikte minimum 13-14 bin, inventörlü alırsanız 18-20 bin civarıdır. Bu anlatılanlar 100 metre veya 110 metre karelik hazır bir yer için yapılan hesaplamadır. Benim size tavsiyem asla çadır yapmayın. Hele ki soğuk memlekette yaşıyorsanız asla ve asla yaptırmayın. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sektörü hiç bilmeyenler özellikle şu soru çok geliyor. Ben evin altında sağda solda başlayayım. İş tutarsa büyütürüm. Buna deyimle cevap verecek olursam düşündüğünüz kadar varsınız. Kısaca ne demek istediğimi de açıklayayım. 30 metrekare bir odanız var. Orada başlamak istiyorsunuz. Hemen hesap yapalım. 30 metrekare odaya maksimum 3 ton kompost koyabilirsiniz. Haliyle deneme yeri olduğu için klima olmayacak. Fan yerine camı açacaksınız. Çıkış fanı koyamayacaksınız. Hadi koydunuz varsayalım. 3 ton komposttan ortalama 2500 TL para ödersiniz. Nakliye minimum 1000 lira ödersiniz. Elektriğe 200 TL. Ne yaptı? 3700 TL. Verim mi? Bu şartlarla ekipmanı eksik odada taş çatlasa maksimum %15 alırsınız. Yani 3 tonun %15'i 450 kilogram yapar. 450 kilogram mantarı aldın, eşe dosta verdin veya vermedin, sattın. Toptan şu anki fiyatı 8,5 TL. 450 kilo ile çarptığında 3800 TL gibi bir maliyet. Pardon, satış rakamı var. Maliyet de 3700 TL idi. Geriye ne kaldı? Koskoca hiçbir şey. Ben de bu mantığa sahip olan insanlara diyorum ki bu iş bir tekstil değil, bir ayakkabı değil. Bu iş mantıkla hareket edilecek bir iş. Param var da deneyim olursa diyorsan, deneyim olursa olur, olmaz olmaz diyorsan, amaç mantarın çıktığını görmekse, yapan binlerce insan sizi aldatmak için yapıyormuş gibi yapmıyordur. Git herhangi bir teyze rica et. Gir içeri. Aa, mantar buymuş. De çık amaç oysa. Şöyle bir handikap var diyenler için 3 tonla 10 tonluk odanın bakımı çok farklıdır. 3 ton yaparken çıktığında yaptım sanarsınız. Hadi büyütelim dersiniz. 10 tona çıktığında mantar çıkmaz, kalırsın ortada. Amacın denemekse kompostu satın alıp at sokağa, orada bile çıkar mantar. Burada önemli olan, ticari düşünülüyorsa önce ayda ne kadar gelir bekliyorsun ve bunun için ne kadar sermayen var, bunu belirleyin. 500 metrekarelik minimum bir tavuk kümesi kiralayın. Önce 100 metrekaresini yutonkla bölün. Yukarıda yutonk maliyeti yok tabi bunun. Yukarıda belirttiğim harcamaları yapın ve bir odada 10 ton üretim yapın. 30 gün sonra mantar çıktı, sattı derken 40 gün geçti. İşte hoşunuza gitti. 100'er metre kareye 3 oda daha yapın. Yavaş yavaş odaları büyütün.
Ama burayı yaparken toplamda 500 metrekare demiştik. Buraya 4 oda yapın. Ve soğuk hava mutlaka olsun. Tuvaleti, ofisi ben düşünerek 4 oda dedim. Odalar bittiğinde 4 odayı tamamladınız. Odalar bittiğinde ve 30 gün geçtikten sonra tekrar yeniden kompost aldığınızda 4 odayı 8'er gün arayla kompost getirirseniz 30 günden sonra her gün mantarınız olur. Bu şekilde yapmak neden önemlidir? 1. Her toptancı mal alırken süreklilik arz eden üreticiye daha farklı fiyat verirler. Önce onunkini alırlar, sonra size yönelir. Dolayısıyla süreklilik arz ederse satacak yer aramazsınız. Siz kasaları toplarken adam şehir dışından çıkar gelip alır. Toparlayacak olursam, odanın kurulum maliyeti hazır 110 metrekarelik odanın ikinci el klimayla kompost maliyeti en kötü hallerde 20 bin civarıdır. Ortalama 10 bin TL'de kompost ve nakliyesi eklendiğinde 30 bin TL'dir. Ama her şeyi sıfır almanızı öneririm. Şimdi ilk sorunun kompost maliyeti nedir dediğimizde aldığımız cevap bu. Arkadaşlar burada dikkat edin. Dikkat edin. Yeriniz, şehriniz önemli. Bütçeniz çok önemli. Bunlara dikkat ederek, bu söylediklerimi dikkate alırsanız başarılı olursunuz. Şimdi gelin ikinci başlık altındaki cevaba. Kazanmak için en az kaç metrelik kaç oda yapmak gerekir? Kazanmak için İstiridye'de minimum 100 metrekarelik 4 oda. Kültürde ise 90 metrekarelik 8 ranzalı oda. Yani her ikisi için de 10'ar ton, 10'ar tonluk odalar yetecektir. Yani bu odaların her biri 10'ar ton. Metrekare çok önemli değil. 10'ar tonluk odalar. Kültürde kazanabilmeniz için istiridyeyi 800 gün arayla kompost alım yapacaksınız. Kültürde ise 2 oda, 2 oda şeklinde alım yapacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken husus, hangi ilde olursanız olun, istiridye kompost alacağınız yer bir elin 2-3 parmağını geçmeyecek kadar azdır. Alacağınız yerden bahsediyorum. 2-3 parmağını geçmeyecek kadar az, azınlıktadır. Ve o kompostunu bulunduğu ilden almak zorundasınız. Yani siz atıyorum Hakkari'desiniz, kompost yapan Ankara'da, Ankara'dan almak zorundasınız. Bana Hakkari'ye en yakın yer demeyin. Kaybedersiniz. Size kompostu kendiniz yapmazsanız kazanamazsınız diyenler olacaktır. Siz bir yıllık değilken size bunu söyleyen, kompost satan, bunu söyleyen kişi, kompost satan kişi ise bilin ki aynı zamanda bu kişi misal tohum toptancısıdır. Eski etiketin üzerine yeni etiket basıp satacak kişi sayısını artırmaya çalışıyordur. İki, bu tip biri değilse, komşunuz veya sağdan soldan biri ise bilin ki sizin batmanızdan mutluluk duyacak dost gibi görünen gizli düşmandır. Kompost yapmak yapmak zor sanattır. Yaptığınız zannedenler piyasada çok. Sana ben göstereyim, sen de o şekilde yap. Şu kadar çok kazanırsın diyorsa hiç utanmadan hasiktir diyebilirsiniz. Onu duyan kişi aynı şehirde ise kaç kişiye bu akılı vermiş, kaç kişiyi patlatmış araştır derim. Arkadaşım özellikle İstiridye mantarında ikinci flaş diye bir olay yok. Bazı firmalar ilk flaş 25 günde. İlk flaşı 25 günde verdiren firmalar var. Bazıları da 35-40 günde verdiriyor. İlk flaşı %20 verdirerek kompostlar gönderiyor. 25 günde sen %20 flaş alabiliyorsan, flaştan kastım mantar, %20 alabiliyorsan ve ticari düşünüyor isen bunun ikinci, üçüncü, beşinci flaşını beklemeye gerek yok. Bu tip firmalarla çalışın lütfen. İstiridye mantarındaki mantık kısa sürede çok mantar alarak kazanırsınız. O birkaç firmadan alırsanız 25 günde mantarın çıkar, 30-32 günde satıp atarsın. 35-40 günde yenisini alarak kiradan tasarruf, elektrikten tasarruf, işçiden tasarruf sağlayarak kârı maksimize etmiş olursunuz. 60 gün beklerseniz belki en fazla %25, %27 alırsınız. O aradaki %5 ile ikinci ay giderlerini karşılaştırırsan değmediğini göreceksin.
Kültür mantarında ise 90 metrekarelik bir oda 10 ton alır. Burada bu da ortalama 650 blok poşet demektir. Bundan 4 odayı 2 ayrı şekilde kullanacaksın. Yani 4 tane odan var. 2 odaya 1300 poşeti tek tırda alacaksın. Aradan 15 gün geçtikten sonra kalan 2 odayı da aynı anda dolduracaksın. Neden? 1. Tek odadan 650 poşet aldığın zaman 1000 lira nakliye ödeyeceksin. 2 poşet, 2 oda da alsan 1000 lira ödeyeceksin. 1 tır 1800 adet poşet alır. 15 gün sonra da kalan 2 odayı doldurduğunda 30 günden sonra sürekli mantarın olmaya başlayacaktır. Yine burada toparlayacak olursak kazanmak için minimum 4 istiridye ve minimum 4 kültür odası olmalı. Tabi bu değerler aylık ne kazanmak istediğinle doğru orantılı. Daha çok olacaksa daha çok oda, daha az istiyorsan daha az oda yapılmalı. Bence bu 4 odanın daha altında düşünmeyin. Hani ciddi anlamda iş keyifli ve riskli bir iş. Bence riskin karşılığı bu paraları kazanılması gerekiyor. Evet, şimdi 3. başlıkta maliyetleri nedir? Bir odadan ne kazanılır? Toptan satarsak ne olur? Perakende satarsak ne olur? Bunlar hakkında bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. İstiridye'de 100 metrekarelik odaya tıka basa yaparsanız 11-12 ton alır. Önemli olan burada poşetlerin birbirine az temas etmesi veya hiç etmemesi. Aksi durumda siz sıkıştırdınız ve 10 tonluk odaya 12 ton koydunuz. Poşetler birbirine temas edeceği için poşetlerin iç sıcaklığını düşürmekte zorlanırsınız. Belki de düşüremezsiniz. 24 saatte tohumlar aşırı sıcaklıktan dolayı ölür. Dolayısıyla 100 metrekareye ideal ölçü 10 ton istiridye yeterlidir. Ve poşetlerin ağırlık ortalaması 12 kilogram gelir. Siz 800-850 poşet alırsanız 10 tona denk gelecek şekilde kompost almış olursunuz. Şimdi maliyetlere geçelim. Kilogram fiyatı 85-90 kuruş aralığında. Ben 85'ten baz aldım. Bunu size ne zaman okuyacaksınız? 3-4 gün sonra okuyacaksınız ama bunu yazdıktan 1-2 gün sonra 95 kuruş oldu diye mesaj geldi bana. Hesaplarımızı bozmayalım. Siz bunu 95'e göre uyarlayın. Kilogram fiyatı 85 kuruştan 10 tane alırsanız 8500 TL olur. Arkadaşlar burada istiridye mantarı iki şekilde yapılıyor. Hemen ona değineyim. Çok yazmadım bunu. Bir pamukla, iki samanla yapılır. Samanla üretim yapıp mantar bekleyen arkadaşlar 25 günde değil 30-35 gün belki 40 gün aralığında mantarı alır. Artı %20 değil, ilk flaşta %15, %16, %13, %14 civarında alır. Ben etlidir, güzeldir, daha büyüktür falandır ama daha yerken daha keyifli olabilir ama ticaretini yapacak arkadaşlar için saman bence çok mantıklı değil. Kesinlikle pamuktan yapılmalı. Pamuk samanın aksine 25 günde mantar verir. 35-40 günde atarsın, yenisini alırsın ve tek seferde %20'yi alabilirsin. Evet, şimdi ortalama nakliyenin ortalaması 1000 TL'dir. 1000 TL verdiğin nakliyeyi yani 850 poşeti işçilik ben 3'tü galiba. Evet, 3 tane işçiyle 2-3 saatte indiriyorum. Şu anda işçinin ortalama fiyatı 100 TL olsa 300 TL'dir. Tesisinizin tamamen kirası yani 1500 hadi 2000 de olabilir. Maksimum kira bedeli 1500 TL olmalı. Mümkünse daha az demiş. Elektrik burası önemli. Çadırla yutong bina ve sandviç panelli tavan arasındaki kümes kıyaslamasına girersek çadır yaptırdığınızda 1500 lira belki daha üzerinde elektrik ödersiniz. Ama yutong ve sandviç panelli olan bir yere 1000 TL geçmeyecek şekilde elektrik parası ödersiniz. Ben 1000 TL olarak baz alacağım bu hesaplamada. 28 günde toplamak için ilk 2 gün, 2 veya 3 gün öncüleri tek kişi halleder. Yani öncü dediğim ilk çıkan mantarlardır arkadaşlar. Tek kişi halleder. 4-5 gün
Odada poşet göremezsiniz. Her taraf 4-5 gün sonra da odada poşet göremezsiniz. Yani 4-5 gün sonra odada her taraf mantar olmuş, poşetlerin rengini göremeyecek hale gelmişsinizdir. Bu durumda bir gün önceden tedbiri alıp mantarın çıktığını görüyorsunuz artık. Yarın en az 3 kişi girerek mantar odasının sporlanmadan toplanması gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. Sporlanma ne demektir? Mantarın üreme şeklidir arkadaşlar. Aynı zamanda mantarların boyları ortalama çay tabağı genişliğine geldiğinde geciktirmeden toplanmalı. Geciktiği takdirde ise odada sisi andıran bir durum oluşacak. Yani bu sporlanma olacak. Bu sporlanma ikinci flaş için, yani yeni yeni prim yapmış veya yapacak olan gözeneklerin üstünü kapatır, öldürürsünüz. Haliyle ikinci flaş gelecekse de geç gelir veya hiç gelmez. İnsanlar için zararı ise o sporlar kuru öksürüğe sebep olur. Astım hastalarının, nefes darlığı çekenlerin ve çocukların öyle ortamlarda durmaması tavsiye edilir. Mümkünse toplayanlar 3M marka maske kullanmalıdırlar. Veya çok kısa zamanda teneffüs vererekten toplamalılar. 35 gün sonra atık kompostun atılma işçiliği en az 3 kişi. Burada da tekrar 3 işçilik ödeyeceksiniz. Yine 3 kişi getirdiniz. Bitmiş kompostu geri atıyorsunuz. 300 TL. Atım sonrası temizlik, yıkama, kireçleme gibi işler yapacaksınız. Buna da 250 TL gittiğini varsayın. Oldu. İstiridye kompost maliyeti 12.850. Yani buna şunu da ekleyin arkadaşlar. Ben nakliye aracınızın olduğunu düşündüm. Nakliye aracınız yoksa 200-300 de bunu ekleyin. Yani 13.000 lira gibi diyelim. Veya 13.100 lira diyelim. Kompost maliyeti var. Yani mantarın size maliyeti var. Şimdi toptan kilogram satışı 2019, yani bu sene için söylüyorum, 8.5 TL. 10 ton odanın minimum %20 alırsınız. Yani 10 tondan 2 ton 10 ton komposttan 2 ton mantar alırsınız. Eğer 2 ton alamıyorsanız kompostunuzu değiştirin. Bu %20'de 2 tonsa, yani 8.5 TL'ye sattığın ürünü 2 ton satarsan 17.000 TL para yapar. Toptan sattığınız rakamdır bu. Minimum elinize geçirecek tutar budur. %20'nin üzerinde hasat yaparsanız, yani %20'nin üzerinde mantar çıkarsa bu maaş biraz daha artacaktır. Şimdi satıştan, toptan satıştan gelecek tutar 17.000 TL. Maliyet 12.850 TL. Net kar 4.150. 200-300'e düş, 3.800'ü 4.000 civarındadır. Burada tavsiye devreye giriyor. Benim önerim, mümkünse işçiliği eskiden olduğu gibi IMC usulüyle yapın arkadaşlar. Yakınlarınız bir araya gelsin, komşularınız bir araya gelsin. Bir gün iki gün size yardım etsin. Siz de gereken ikram izleti yapın ve gönderin. İşçi mali, özellikle işçi maliyetleri kültür mantarında çok önemli. Biraz sonra kültür mantarının hesaplamasına da geleceğiz. Orada anlayacaksınız ne demek istediğimi. İkinci tavsiye, mantarı mümkünse semt pazarlarına çıkartın, kendiniz satın. Pazar satış rakamı büyük iller hariç, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi iller hariç 12 TL civarındadır 2019 sezonu için. 2 tonu kendiniz sattığınızda 24.000 TL gibi para toplarsınız. Ha diyeceksiniz ki 2 tonu pazarda nasıl satalım? İlde yaşıyorsanız, normal ilde yaşıyorsanız, ortalama bir pazarda 100-150 kilogram gibi satarsınız. Ha bu arada 2 ton da zaten bir günde çıkmıyor. Bir günde çıkacak mantar maksimum 600-700 kilogram veya 1 tondur ki 1 ton çok ekstradır. Soğuk havada çıkarttığınız bu mantarı soğuk havada 2-3 gün muhafaza edebilirsiniz aynı tazelikte. Lakin beklediği süre içerisinde ortalama 150-200 gram kayıpları olabilir. Buna göre hesaplar, pazarda satamayacağınızın fazlasını buna göre hesaplar değişir. Yani pazarda satamayacağınızın fazlasını toptana verirsiniz. Perakende sattığınızda toptan sattığınızın ortalaması
biraz önceki 17 bin rakamını yükseltecektir veya 24 binden biraz aşağı düşecektir. Hepsini satamazsanız pazarda. Toptana verirken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Arkadaşlar burada çok çok önemli dikkat etmeniz gereken nokta var. Şimdi herkes esnaf, herkes tüccar olamadığı için sonradan bu işe başlayan, kendini uyanık karşıdakini aptal zanneden insanlar, toptancılar var. Birkaç olaydan bahsedeceğim. Alan kişi, yani mantarın çıktı, size ulaştı, mantarınızı almak istiyor. Alan kişi kapınıza gelip aldığı an parasını mutlaka alın. Yok vadeli çalışıyorsanız, sizdeki tartıyı baz alıp kaç kilogram geldiğini yazıp verin. Yazının bir tanesi de sizde kalsın. Odanızdan çıkarken mantarı tartın ve tarttığınız rakama göre parasını talep edin demeye çalışıyorum. Peki böyle yapmazsanız ne olur? Dediğim gibi sonradan esnaf olan, kendini uyadık, karşıdakini aptal zanneden toptancılar malı sizden alıyor. Kendi memleketine giderken yolda 150-200 gram kaybediyor. Orada soğuk havada 1-2 gün bekletip satıyor. O beklemede de 200-250 gram gidiyor. Ortalama 400-500 gram gitmiş oluyor. Bu kayıplarını da size söylemeden tutardan kesip 15 gün sonra parasını ödüyor. Buna razı değilseniz satarken ya peşin ya da bunu yazarak satın. Şimdi gelelim kültür mantarının hesaplanmasına. İki odayı tek oda kabul ettik. Buna göre maliyet çıkardım. İki oda aynı anda geldi. 1300 poşet. 19.500 kilogram yapıyor. Yani kilosu bir poşet 15 kilo geldiğini varsaydım ben burada. 19.500 yani 20 ton civarında diyelim. 19.5 ton. 78 kuruştu bugün fiyatıyla söylüyorum. O da 15.210 lira yapıyor. Nakliye 1000 TL. Şimdi biraz önce söyledim ya, tek odayı da alsam 1000 TL, iki odayı da alsam 1000 TL. Tır 1800 poşet alıyor. Şimdi bir de bunun örtü toprağı var arkadaşlar. Bu ne demektir? Kültür mantarının kompostunu aldıktan 14-15 gün sonra üzerine haricen alınan toprağın serilmesi. Bu örtü toprağıdır mantar diliyle. Örtü toprağının bir poşeti ortalama 2 TL. Bir odaya koyduğun kompost sayısının yarısı kadar toprak ekersin. Biz iki odaya 1300 koyduğumuza göre, iki odanın hesaplamasını yapıyorum yine burada, 650 poşet. O da 1300 TL denk gelen örtü toprağına para ödersiniz. Burada bu da önemli. Örtü toprağı nedir diye açıklama yaptım ve bunu alırken bir tır almaya çalışın. Bir tır kompost 1800 poşet alır. Yani bu ne demektir? Aşağı yukarı iki odayı bir kabul edersek size 3 odalık bir toprak demektir. Bu da 3000 lira nakliyeden kurtarmak demektir. Şimdi örtü toprağı nedir? Kültür mantarına alımdan 13-14 gün sonra iki kompostun ortasına bir gelecek şekilde üzerine dökülen özel topraktır demişim. Bu toprakta ot çıkmaz. Diğer topraklardan farkı bu. Bu toprağı alırken kompost aldıkça değil bir tır alınmalı. Biraz önce bahsettiğim gibi. 1800 poşet nakliyle birlikte 4700 TL civarındadır. Tek seferde alınmadığı takdirde 1800 adet poşete 1000 TL yerine 3000 TL nakliye ödersiniz. Bence toptan alınmalı. Bir tır toprak 6 oda ekim demektir. İlaç 1000 TL. 3 çeşidin ilacın ortalama değeri 1000 TL. O da 2,5 oda demektir. 2 odayı aynı anda ektiğimize göre 1000 TL ilaç gideri. Şimdi 1500 TL'lik bir tesisten 4 odalı yerden bahsettik. Bunun oda başı maliyeti 350-400 lira civarında. Biz 325 lira almışız. 2 oda için 750 TL yazmışız. 375 TL pardon. 750 TL yazmışız. Tamamının 1500 olduğunu düşünürseniz 4 odaya 325 demişiz ama 375 olacak bu. 750 lira kira. Elektrik, oda başı, binanız yutonksa 1000 lira gelir. Bu mevsim geçişlerinde farklıdır. Mevsimlerde biraz daha düşüktür. 2 oda için maliyet 2000 liradır arkadaşlar. Girirken kompost geldi, bir tır. İndirmek için 6 kişi.
100 TL'ye yevmiye ile çalışırsa 600 TL yapar. Yani biz şöyle yapıyorduk. Böyle yapmayın asla. Biz sadece indirmek için birilerini getiriyorduk. Ona da 100 TL veriyorduk. Ama bir insanın günlük yevmiyesi şu anda devletin belirlediği kadarıyla 70 TL. Yani 8-5 çalışacak adama verilecek para bu. Ama biz iş ağır diye 3 saatte indiriyorlar bunu. 3 saatliğine 100 lira veriyoruz. Tam çalıştırma hakkınız var. 10 gün sonra tırmıklama için tekrar 2 kişi lazım. Tırmıklama nedir? Tırmıklama toprağa serdiniz. Toprağa serdikten sonra veya önce de oluyor. Bunu telefonda sorun lütfen bana. Toprağa serdikten sonra toprağın tekrar toplanıp avuç içerisinde ovalanarak veya bir tahtaya 8-10 tane çivi, onluk çiviler takılarak toprağın karıştırılmasıdır. Bu karıştırma işlemi neden yapılır? Her noktaya sporlar dağılsın, tohumlar dağılsın, bir noktadan çıkmasın diye bu karıştırma yani tırmıklama yapılır arkadaşlar. Bunun için de 2 kişi lazım ve 200 TL gider. Bu 2 kişi sabahtan akşama kadar çalışır burada. Odayı bir odayı yapabilmek için bilginiz olsun. 14 gün sonra aldığınız örtü toprağını sermek için 4 kişiye ihtiyacınız var. Bu da 100 TL'den 400 TL demektir. 30 gün sonra mantar toplanması için minimum 5 kişi. 2 gün çift vardiya. Yani sabah 7'de başlayıp gece 12'ye kadar çift vardiya ödersiniz. 5 kişiden 5 kişi 200 ile çift vardiya olduğu için 1000 lira yapar. İkinci günde de aynısı, aynı parayı ödersiniz. Ondan sonra flaş biter. 40. günde de ikinci flaş 3 gün sürer. Kültür mantarında istediği gibi değildir. Kültür mantarı ikinci flaşta beklersiniz. Hatta üçü komposunuz ise üçü dördü de bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada da önemli olan süre. Kültür mantarındaki süre istiridye nazaran daha uzundur. 45 gün. Hadi çok çok güçlü geliyorsa 60 gündür. İkinci flaş 3 gün sürer. İlki kadar sık gelmeyeceği için 5 kişi 2 gün 1000 TL'de burada bir maliyetiniz var. 45 gün sonra kompostun atılması yani mantarı aldığınız istediği mantar gibi kompostu atmak için tekrar tıra yükleyeceksiniz, kamyon yükleyeceksiniz. 600 TL 6 kişiye 100'er TL'den 600 TL verirsiniz. Dediğim gibi 60 gün beklerseniz 3 flaşta gelir. Kültür mantarında minimum %27'dir. İstiridye mantarında minimum %20'dir. Hesaplamalar buna göre yapılır. Borçlanma buna göre yapılır. %27'nin altında ise aldığın tutar miktar bir şeyleri eksik yapıyorsundur. İyi bir danışmana ihtiyacın vardır. %27 minimum, %30-35 aralığında da olması gerekendir aslında. Toparlayacak olursak, kompost 2 oda 15.210 lira. Nakliye 2 odalık 1000 TL. İşçilik 2 oda 600 TL indirme. Toplam işçilik 4.200 TL. Bakın arkadaşlar burada işçiliğin önemini arz ediyorum size. Siz IMC usulüyle yaparsanız bu para da size kalacaktır. Kültür mantarı istiridye mantarından çok daha zordur işçilik açısından. O yüzden ekiple olacak bir iştir. İlaç 1000 TL'de ilaç maliyetiniz var. Örtü toprağı 2 odalık bir tırı 2 odaya maliyetlediğiniz zaman 1300 TL'dir. Elektrik 2 oda 40 gün kaldığını varsaydım 2600 lira. Kiranın 2 oda 40 günlük maliyeti 850 TL. Toplamda 26.760 TL gibi kültür mantarının 40 gün içerisindeki maliyet, her şey dahil maliyetidir. Peki bu satıldığı zaman ne getiriyor? Satış minimum %27 demiştik. Yani bu 10 tonda 2 ton 700 kilogram demektir. Toplam birim fiyatı 2019 sezonu için şu an için 8 TL ve üzerinde hareket ediyor. 2700 tonla çarptığında, onu da 2 odayla çarptığında 43.200 TL toptan satıştan elde edilen rakamdır arkadaşım. Net kar 16.440. 40 günde edindiğiniz kar budur. Risk de vardır tabii ama
Bunu yıllarca yapıp artık bu riskten kurtulmuş tecrübeli insanlar var. Fabrika gibi çalışan bacasız fabrikaları var. Elde edilen karlar çok daha üstündedir. Şimdi 40 günün sonundaki karın bu. Bunu perakende aynı istediği gibi satarsan karın daha da artacaktır. Tavsiye: lütfen ama lütfen üretin. Ve bulunduğunuz ilin, ilçenin kaymakamına girin. Ben çiftçiyim, malımı pazarda satmak istiyorum deyin. Size pazarda yer göstermek zorundalar. Pazarda oğlunuz, kızınız, babanız satsın. Ama toptan vermeyin mümkün mertebe. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar para kazanılıyor, orada, burada, şurada neden satılık veya kiralık mantarhane veya mantarhane ekipmanları satılıyor diye sorabilirsiniz. Lütfen rica ediyorum, beni özenle dinleyin. Yaptığım hataları asla yapmayın. Her şeyi kendimden örnek vererek anlatacağım. İsteyen istediği gibi anlayabilir. 1. Ben gibi 5-10 yıllığına kiraladığınız tavuk kümesine her şeyin en iyisini yapayım mantığıyla 500 milyar harcamayın. 2. Kiraladıysanız ben gibi değmeyecek adamların mülküne paramı ver, içeride ne yaparsan yap diyen, hiçbir demirbaş masrafını üstlenmeyen mal sahibiniz asla olmaz. Ve bu mal sahibine 3.000-3.500'e kira asla vermeyin. 3. Çok çok önemli burası. Kümesinizin kendine ait elektriği, suyu, mümkünse çeşme suyu olmalı. Aksi takdirde birinin elektriğini ben gibi ortak kullanıyorsanız ya ona şiddet uygulayacaksınız ya da Allah belanı versin deyip 500 milyar harcadığınız üretimi durduracaksınız. Veya paran varsa kendine ait trafo ve su alacaksın. O da ortalama 20-25-30 bin civarında. Ortak gelen elektrik faturasının sana düşeni sen ödemediğinde karşı tarafında elektriği kesilecek. Mantarı zayi olacak. Ne kadar iyi olduğun önemli değil. O anki ödeyemediğin faturayla anılacaksın. İş zaten hassas iken bir de bu sıkıntıları yaşayacaksın. Bunları dert etmeyeceksen böyle bir yerin varsa ciddi para gücünde olmalı. 4. Kompostçu senle ilk tanıştığında onu adeta melek zannedersin. Böyle bir insan yeryüzünde var mıymış dersin. Sana yalakalık yapar, yemek ısmarlar, konuşur, hele bir de oda sayın fazlaysa. Sonuçta kompostu satar, 30 gün sonra bir baktın sarım var. Yani sarım dediğin 30 gün sonra poşeti açtığında içinin kar gibi olmasıdır. Bembeyaz olması. Sarım var, mantar yok. Ararsın adamı. Hani mantar yok dersin. O da der sana. Sarım var mı? Var. Kar gibi. Bembeyaz. Poşeti kes. Bak içine bembeyaz olduysa sen bir yerde hata yapmışsın. Der. Üstüne üstelik bir de der ki sadece sana mı satıyorum? Sana satmıyorum. Diğerlerinde niye sıkıntı yok? Diğerleri hani kim? Hangisini tanıyorsun ki olup olmadığını bileceksin. 10 tonlu komposta verdiğim para uçtu gitti. Melek oldu şeytan. Aradan zaman geçtiğinde sağdan soldan o firmanın herkesi patlattığını duyarsın. Bunun için kompost alırken, A demişim, aldığınız yerin mekanına gidin. Aldığınız yeri görün. Kafanıza yatmayan bir kompost hanesi varsa almayın. Başka yer bakın. Naçizane bu şekilde 5 istiridye odası ve 4 kültür odası 61'i olarak bana sorun. Bana soran olursa fikrimi söylerim de. Ortalama 9 odadan 85-90 bin liralık kompost attım. Kaybım var. 5. Çıkardığın mantarı satamıyorsan ve sütsüz bir toptancıya denk geldiysen, sütsüz, altını çiziyorum, sütsüz bir toptancıya denk geldiysen, bırak mantarı hayatından bezdirir. Nereden bulaştın bu mantara dersin ki ben şükür kendim satıyorum. Ve bu işin sondaki tavsiyem de şu arkadaşlar, bu işe girmeye karar verdiniz, kümes tuttunuz, içini yaptırdıktan sonra oda çarpı 2 yani oda için yaptırdıktan sonra komposta koyduğunuz para kadar geride de sermayeniz olsun. Risklere, sütsüz kompostçuya denk gelme ihtimaline karşın yedek sermayen olsun. 2. Tavsiye 2. Bu işi asla bir işte çalışırken
Akşam çıkınca ilgilenirim şeklinde hiçbir işin ek işi olarak düşünüp girmeyin. Girdiğiniz gün batarsınız. Tavsiye 3. Özellikle kültür mantarında işçilikleri imece usulüyle dediğim gibi ailenizle birlikte yapın. İşçilik çok ciddi giderdir ve ekipsiz kültür üretmeyin. 4. Kiralama bedeline çok dikkat edin. Kümes gibi bir yer tutarken sahibine ben buraya bu kadar yatırım yapacağım, giderken de götüremeyeceğime göre ilk yıl veya şu kadar yıl kira almayın, teklif edin. Kirayı almayın diye teklif edin. Mal sahibi yok diyorsa sikle git deyip uzaklaşın. 5. Kiralayacağınız yer miras malıysa asla ama asla tutmayın. Neden? 1. Mal paylaşılmadıysa ÇKS belgesi alamazsın. Pazardan yer bulamazsın. Yolda taşırken çevirseler ceza yersin. B. Miras kalan kişi malın değerini bilmiyor. Kazanıp almadığı için 1 TL'lik mal 1000 TL eder ona göre. Hatta böyle insanlara selam bile vermeyin. 6. Bu işe kredi çekerek veya bazı salaklılar gibi tefeciden para alarak veya büyük yapacağım diyerek yetişmediği yerde ben gibi emanet alarak da girmeyin. Maalesef dostunuz kalmaz, herkes akıl verir, git bir işte çalış derler. Bunları duymamak için gücünün iki katı değil, gücünün yarısı kadarlık yap ama bu güç biraz önce söylediğinden az olmasın. Tavsiyeye döndük tekrar 7. Mantar üretim odası kurmadan önce bence 1-2 semt pazarlarına takılın. Mantar satanları gözlemleyin. Onlarla dost olun. İleride müşteriniz olabilirler. Yine üretim odası kurmadan bence minimum 7-8 ay hazır odalardan kiralayın. Tek masrafınız kompost ve kiradır. Çıkan malı satabiliyor musunuz? Bir bakın. İşin zorluğu size uygun mu? İşin riski var mı? Bunları gözlemleyin ve kiraladığınız yerde size göre eksik olanlar varsa bunların daha iyisini yapacak şekilde kendi gücünüze göre üretim yerini sonra hazırlayın derim. Kiralık olan yerler vardır. Biz şu an 8 odayı da kiraya veriyoruz. Bu 7 ciddi tavsiyeyi dikkate alıp girerseniz bu malın satılmama ihtimali ve çıkmama ihtimali yoktur. Türkiye'de 8-10 tane milyon dolarlık yatırımlı mantar firmaları var. Onların hikayelerini dinleyin, feyiz alın. Bir başka başlığımızda mantar işine nereden başlamalıyım? Üste bahsettiğim son paragraftaki işlerle başlamanızda fayda var. Sonra 7 tavsiyeyi de dinleyerek devam ederseniz kaybetmeden ilerlersiniz. Peki kültür mantarımı istediğince mantarımı yapmalıyım neden? Bir başka başlığımız da bu. Her ikisi de aynı anda yapılmalı derim. Neden sonuç ilişkisine göre kültür mantarı çok işçilikli ve çok hızlı bir satışı vardır. Kâr marjı nispeten azdır, istiridyesi zahmetsiz ve işçiliksiz ve kâr marjı yüksektir. Kültür kadar hızlı satışı yoktur. Burası yanlış anlaşılmasın sakın, satılmıyor değil. Kültür eğer şehirde yaşıyor isen, şehirde yaşayan kişi pazarda 20 kasa, kasalar 9 kilo olduğunu düşünürsen 180 kilogram ve üzerini satar. İstiridyeyi de yine 20 kasa civarında satarsın ama kasalar 5 kilo olduğu için 120-130 kilograma denk gelir. Burada sizin için mantıklı olan hangisi ise onu yapın. Ben istiridye ile başlayıp sonra kültürü ilave ederek devam ediyorum. Arkadaşlar bu videodaki bu metni yazmam 5-6 saatimi aldı. Her şeyi detaylı yazmaya çalıştım. Eş duyumlu olarak yaptım bunu. İşi merak edip nereden başlayacağını düşünenlere umarım faydalı olmuştur. İlla ki aklıma gelmeyen ama senin aklına gelen sorular olacaktır. Bu videonun altına beni dinledikçe veya okudukça aklına gelen soru geliyorsa video bittiğinde yorum kısmına çekinmeden kaç tane sorun varsa yaz. Yaz ki lütfen ben her bir soruya atlamadan tek tek cevap vereceğim. Ve 10-15 gün içinde de soruların tamamını yine bu şekilde cevaplayıp video çekip izlemenizi sağlayacağım inşallah. Lütfen olabildiğince çok soru sorun. İğne ucu kadar aklınıza takılan bir şey olmasın. 2019'un 10. ayındayız şu an. Şu an itibariyle sıkıntılar dolayısıyla henüz oda giremedim.
Girmiş olsaydım yerimi girip inceleyeyim misafirin olun diyebilirdim. Üretim yoksa da gelip görmek isteyenler olursa yine de buyursunlar. Ben bilgi paylaşıldıkça büyür diyen zihniyette yetiştirelim. Ben de o şekilde hayatıma devam ediyorum. Takdir edilirim edilmem. Allah niyetimi, kalbimi bilsin. Kulu isterse söylesin. Hiç önemli değil. Onun da değil. Arkadaşlar, yazımın sonuna geldim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Like atıp paylaşmayı unutmayın. Bu bilgiler her tarafa ulaşsın. Yapan yapmayan bilgiler doğrultusunda beni eleştirebilir, kendi düşüncelerine yön verebilir. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Like da benim şevkimi artırır. Başarılı olduğuma inanırım. İnsanları mutlu ettiğime inanırım. Daha çok bilgi amaçlı video çekerim. Soytarılık yapmam videolarda. Yapanlardan da değilim zaten. Sorularınız çok acilse WhatsApp'tan veya SMS ile numarama sorabilirsiniz. Aradığınızda her daim telefona bakamıyorum. Maalesef sonrasında da geri dönmeyi unutabiliyorum. Bu yüzden lütfen yazarak sorularınızı iletin. Ve bakamadığım için kusura bakmayın. Ve bu önemli. Bunu lütfen üretici arkadaşlar bir yerlerinde, odanın bir yerinde yazıp alsınlar. Ürettikçe, üretmekten korkmadıkça, üretimdeki yenilikleri paylaştıkça ülkelerin de efendisi olacağımızı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.